Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Evet, herkes, herkesine Kıbrıs Gençliği'den, Halkın Televizyonu'ndan ben Hüseyin Kral kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet, her zaman olduğu gibi erikli suyumuzla başlıyoruz tabii ki programımıza. Erikli suyumuz Uludağ'ın zirvesinden evimize kadar gelen güzel bir içecek. Su hayattır deriz ya, işte onlardan bir tanesi. Yine sağlık dolu güzel iki içeceğim var elimde. Viyana soğuk kahve, ama bu soğuk kahve başka soğuk kahve. Çünkü Viyana soğuk kahve uzun ömürlü sütle yapılıyor efendim. Uzun ömürlü. Bildiğiniz işte pak sütü alıyorsunuz. Evinizde kahve koyduğunuz zaman, karıştırıp içtiğiniz zaman aynı Viyana gibi oluyor, ama işte hazırı varken evde uğraşmaya değer mi? Soğuk soğuk için inanılmaz lezzetler. Ve tabii ki enerji tepomuzda bir tanesi de yine Alp Dağları'nın zirvesinden evimize kadar ulaşıyor. Ritter spor çikolataları. Beyaz çikolatalı, siyah çikolatalı, inanılmaz lezzetler. Ve tabii ki günün sonunda, programın sonunda bu güzel içecekleri, yiyecekleri, enerji depolarını konuğum kim? Tabii ki moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak'a da ikram edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, heveslendim. İkram büyük galiba. Verebilirim de şimdi hemen DM'yi verebilirim. İkram büyük. Klasik cappuccino var, klasik var. Cappuccino var. Buymuş, güzel. Evet, tabii ki içebilirsiniz rahatlıkla, ama yüksek yayın kurulu kızıyor bize. 5 dakikadan fazla tutarsak, gösterirsek. Kaldıralım. Yok, kaldıralım. Orada bir şey, o konağa ikram. O konağa ikram herhalde kızmaz bize yüksek yayın kurulu. Para kazanmıyor. Canım yani. Yani biz para kazanmıyoruz. Bu gıtlıkta, bu şeyde reklam pazarının az olduğu bir ülkede. Türkiye'nin bütün kanalları evimize geliyor, kontrolsüz bir şekilde evimize geliyor. Doğrudur, katılıyorum. Ve kontrolsüz bir şekilde o reklamları izleyebiliriz biz evimizde. Hı-hı. Ona bir yaptırım uygulayamıyoruz. Hı-hı. Ama biz 2 kuruş, 3 kuruş kazanacağız diye işte 5 dakika tutun diyor bunu, 5 dakika sonra indirin aşağı diyor. Hı-hı. Öyle bir anlayış var maalesef. Yani şey, bana göre benim mantığım şeyi kaldırıyor bu reklam konusunda. Ülkeye ithal edilen bütün ürünlere Türkiye'de eğer ki reklamı dönüyorsa zorunlu şey vermeli. Kıbrıs yayın gruplarında da reklam payı ayırmak zorundadır. Vergisi aynen. Dışında. Vergisi apayrı bir şeydir. Kazancıyla alakalı. Ha. Ama burada kazanmıyor olsa bile reklamını reklam bedeli olarak vermek zorundadır diye düşünülmesi gerekir. Telefona da bakabilirsin bu arada. Bakmayayım istersen. Sorun yok yani. Sorun yok. Ama dünyada bu iş, Avrupa çözdü bu işi biliyorsun. Evet. Avrupa SAT var ve Almanya'da şu an Türkiye kanallarında, yani TürkSat uydusundan çıkan ve Avrupa'da da gösterimi aynı, atıyorum Survivor'daki reklamları Avrupalı izleyemez. Evet. Çat diye reklam saatinde özel bir sistem var, kesiyor. Adam da para yatırıyor. Ya bana da parayı vereceksin diyor ülkeme de, bu reklamın parasını bana da vereceksin. Hı-hı. Ya da göstermeyeceksin. Evet. Bu kadar şeydir. Veya en doğrusu da bizim ülke fakir ülkelik, odur budur, sisteme bir de tümü ithal ediliyor. Nasıl? Tümü ithal ediliyor. Yani maalesef üreten değiliz. Büyük şey çapa çıkamıyoruz. İhracat, kendi ürettiğimizi ihraç edemiyoruz. Yayın da önemli. Çünkü her şeyden öte bizim için televizyon ve bu tip yayın kuruluşları eğlence kanalları değildir aslında. Sesimizi ulaştıracağımız ve tanıtmayla da alakalı bir yerdir. Ve bu metabolizma bile desek buna, bunun beslenebilmesi için kaynaklar gerekiyor. Evet. Ne yapacağız? Devletin ensesine binmektense aslında bu devletten nemalanan bu tip markalar üzerinden abi sen payının bir kısmını buraya reklam bedeli olarak ayıracaksın diyecek. Ve bunu bile daha adil yapabilmek için ne olacak? 5 tane mi kanal vardır? Onu da tirajına göre bakacaktır bence. Çünkü çok beceriksiz veyahut da sadece reklam üzerine oturmaya çalışan kanallarda değil, biraz da üreten ifade yetisi olan kanallara gidilecek ve belli tiraja göre oranlayacak. Yüze bu kadar, yüze bu kadar, yüze bu kadar diye. Yani sıfırla da bırakmayacak bir kanal. Evet. Ki biraz ayakta durabilsin, ama bununla da beraber iş götüremeyecek kanallara da, her kanala da açılsın diye bir fırsat tanımayacaklar. Bu aynen. Da önemli ülkede. Çünkü bu istihdamda
yanlış dağılıma neden oluyor, haksızlıklara neden oluyor, yayın kalitesini düşürüyor çünkü artık doğrudur. İnternette her şeyi evimizde izleyebiliriz. Kaldı ki yayıncılık bile değişecek yavaş yavaş. Yani bu stüdyolar çok daha efektif halde kullanılmalı, daha efektif noktalara gelmeli. Ben üzülüyorum yani, ülke aslında bir şeyler yapma çabasında bizim burada. Ama bahsettiğin nedenlerden dolayı hoca kısıtlıyız yani ve reklam kaynağı olmadan da ayakta durmak mümkün değil. Biliyorsun bu Covid o süreci başladığında işte devlet destek paketi açıklanmıştı kuruluşlara. Çalışanlarla ilgiliydi tabii ki. Basını unutmuştu. Devlet sonra basını işte biraz ses çıkardı, yükseltti. Gazeteciler Birliği, Spor Yazarlar Derneği basını ise biraz ve özel televizyonlar özellikle biraz sesini yükseltince dönüp o kapsamı almıştı. Herhalde unutulanlar sizler de unutuldunuz herhalde diye düşünüyorum. Yani... Çünkü bu Covid'de işte düğünler yasaklandı, aynen, festivaller yasaklandı. Aynen. Yani sizinle ilgili, sizin gelir kaynağınız bir yerde elinizden gitti. Biz çok büyük bir yani nasıl diyeyim, zarar aldık, yara aldık diyelim bununla alakalı. Çünkü biz öyle bir sezon yaşıyoruz ki önce bir yavaş bir ivme var, tırmanıyorsunuz. Sonra yüksek bir zirve yapıyorsunuz. Bu plato veya hep yükselme diye gidiyor. Sonra hafiften iniyorsunuz. Ve bu 3-4 aylık bir süreçtir esas. Bu şovların da yoğunluğu olduğu dönemlerdir ki benim biliyorsunuz daha çok böyle şov ağırlıklı. Evet. Hot kültür üretimle beraber. Ancak hepsi birden çöküş yaşadı. Şimdi bizim geçmişimize bakarlarsa benim tarzımda iş yapanların bu bir yıl öncesine kadar gidiyor. Yani biz zararı geçen yılın Eylül'ünden itibaren bugüne kadar, aynen, hatta şöyle geçen yılın Eylül'ünden bir sonraki yılın Mayıs'ına kadar büyük bir kapanma yaşayacağız. Düşün, bir önceki Eylül'den başlıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ına kadar gideceksin ki bu yıl düşün şeyi de alıyorsun, diğer yılı da alıyorsun. Bir yılımız bitti bizim. Evet. Ha, ama ne var? Arada tabii var. Az önce de bir gelin de arayan galiba Münevver Hanım, merak etmeyin. Yani provalar yerinde olacaktır. Çok değerli bir arkadaş o da. Moleküler genetikle uğraşıyor. Evet. Bazı aileler küçük düğünler yapacaklardır, evleneceklerdir. Mutlaka. Nişanlar var. Nikahlar gelişti aslında. Ama ben bu bize şey kararı geldiğinde işte esnaf veya ne derlerse bizim için yerinizi açın dediklerinde aslında bakanlıkla bir görüşmek istedim. Hani abi emin misiniz bizden? Çünkü bizim şey lüksümüz yoktur. İşte mağazada diyor ki ürün satın alacağı zaman denenmeden alınacaktır ve yani, iadesi yoktur. Sizin öyle bir şey ya gelinliğe kim gidecek aslında? Ben tavsiye etmem bir defa. Benim markamı giyecek birisi abi denemeden al git. Olmaz öyle şey. Evet. Çünkü bu hayati bir şeydir. Bellektir. Belleğe ekliyorsunuz o gelinliğinizi. Veya prova. Sosyal mesafe diyorlar. Abi hangi sosyal mesafeyle gelinlik provası yapılacak ki? Dip dibesin. Yani terzilerimiz, evet, yakın temas halindedir. Eldiveni olur, maskesi olur ama her koşulda o gelinliği alır. Başka bir gelinliği alacaktır, tutacaktır. Çok doğru değildi. Ama bütün bunlara rağmen hoca, ben ülkemizde maalesef şunu gördüm. Bütün dünya bir şeyleri deneme yanılmayla yapıp çok kolay kotaramazken bizler sanki bu önceden de keşfedildi ve biz bu ülkede yöneticiler tarafından bu iş becerilemedi. Öyle bir şey yok. Yok. Yani biraz da insanlara açıkçası kendi yöneten süresiyle baktığımızda anlayış göstermemiz lazım bazı gelgitlerde. Ve bu çok insan bunu öyle tanımlamıyor galiba. Bu bir bilimsel şeydir, ataktır, yaklaşımdır, çözüm. Sosyoloji var içinde, ekonomi var içinde, sağlık var içinde ve bu yönetenler diyeyim ben. Yani hükümet, iktidar lafları artık çok iritedir. Sorumluluğun altında olan kişiler, abi kimse bir şey diyemez. Canla başla uğraşılıyor bir şeyi doğru tutturmak için. Ama maalesef bir yandan da görüyoruz ki politize edilmiş şeyler vardır. Aynen. Bu olmamalı. Bu işin adını muhalefet, iktidar ne koyarsak koyalım. Bizler çok ağır savaş yaşamış bir toplumuz. Ve defalarca yaşadık. Arda arda göçler yaşadık ve yumaktık. Abi bunun farkı yok ki. Burada top tüfek yok, o yok, bu yok. Başka bir şey var. Hiç tanımadığımız bir şey. Neydi önceleri? Bir körebeydi. Gözlerimiz kapalı. Ne olduğunu bilmediğimiz, hayalini kurduğumuz bir virüs var. Nerede diye elleyerek bakıyorduk. Onu açtık. Steril bir toplum olarak kaldık ve başardık da. Ya bunu kimse inkar edemez. Doğrudur. Başardık.
Ve takdir de alıyoruz aslında. Sen bakma, tanınmıyoruz etmiyoruz ama dünya bunu illegal bir şekilde konuşuyor. Aynen, bu adamlar öyle. Bunu başardı. Yönetenler doğru anda atak yaptı ve kapattı her şeyi. Ondan sonraki süreçte aslında hep beraber bravo biz bunu yaptık. Burada yönetimin dışında yönetime talip olanlar da aslında takdirle biz vatandaşları da güvenli yanına alır. Ama doğru giden bir şeylere kazma, kürek, indir, bindir yaparsa abi ne oluyoruz dersin. Yani biz de gören insanlarız gidişatları. Evet. Sonuçta ben ODTÜ kökenliyim biliyorsun, kimyacıyım. Evet, evet. Biz deneylerle yapıyoruz her şeyi. Deneyler vardı. Ve benim rahmetli Halil hocam vardı, nurlar içinde yatsın. Assume that diyordu. Yani varsay ki diyordu deneylerde. Hep varsayımla gidiyorsun ve varsayımlarla eliminasyon, elemelere gide gide doğru noktaya gidiyorsun. Şu anda bütün dünya gibi biz de bunu yaşıyoruz. Ne oldu? Steril olaydan sonra ekonomide çöküş var. Ekonomide hepimiz saldırdık bir şekilde. Budur şudur. Bak ben kendi adıma çok doğru bir karar değildi. Ama ben orada bir fırlamalık yaparsam işte beni niye buna koyuyorsunuz, niye diyorsunuz şu buyla yanlış bir topluma yanlış bir uyarı verirdim. Çünkü buradan beslenen, buradan geçinen terzilerimiz var. Buradan kaynak alacak kumaşçılarımız var. Buradan kaynak alacak Münis ablamız var. Düğmeci, fermuarcı vesaireci, evet. Aslarcılarımız var. Dolayısıyla bizim bu enerjiyi bir şekilde mantıkla ve koruyarak götürmemiz lazım. Bu bizim sorumluluğumuz artık. Başladık. Yavaş yavaş güvenceleri sağlayarak bir yere getiriyorsun. Ardından abi kapılar bir şekilde kontrollü açılmak zorundaydı. Çünkü bir yandan ekonomi istiyoruz. Bir yandan yüksek sağlık garantisi istiyoruz. Evet. Ama biz hepimiz devlet memuru değiliz ki aybaşı geldiği anda kapıda maaşımız olsun. Öyle bir durum yok. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu bizim bir şekilde fark edip toplumda soğukkanlılıkla götürmemiz lazım. Şu an devletten hazır güvencesi olan kesim biz özel sektörü ve çalışanları soğukkanlılıkla desteklemeli. Kışkırtarak daha büyük panikler yaratarak değil. O oturacaktır. Bak hepimiz iş verirken çalışanımızı düşüneceğiz vesaire. Yani hepsini oturup da devlet bana bu kadar kapalı tutsun bunu versin. Abi neyiz biz, zengin bir ülke miyiz? Değiliz. Evet. Ama önemli olan bir de hazır paranın döndüğü kesim vardır. Ha, orası önemli olan parasını biraz hadi güzelim efektif dağıt. Bir tişört alacaksan hep çok büyük markaya gitme, git biraz arasta da dağıt. Yollarda yürüyerek arastadaki esnafa destek bulamazsın. Ne yapacaksın? Gideceksin orada. Abi budur diyeceksin. Ben bunu buradan alayım. Ben oraya gidip kumaş alırken utanıyorum bazen esnafla yüz yüze geldiğimde. Oradan alacağım şey yok ama sanki şey gibi bunun işler sağlam gidiyor herhalde. Abi değil. Ama pozitif ilerlemek zorundayız. Ha oraya da benim bir lafım var. Saz aldım elime, kusura bakma ama içim çok dolu. Çünkü ben hoca, çünkü ben o kapalı kaldığımız dönemde de herkes bir laf, herkes bir laf, hiçbir video göndermedim hiçbir yere. Ben onu altını çizeyim çünkü normalleşelim de, normalleşmek için sosyalleşmemiz gerekiyor. Ama bu da kontrol ediyor. Benim lafımdır ediyorum. Bu. Eğer iyi bir sosyalleşme istiyor, iyi bir normalleşebilirsek sosyalleşebiliriz ancak. Ama bunu da şey ne yapacağız? Kontrollü olacak tabii ki. Evet tabii ki. Ama bir de şunu istiyorum, yani toplum olarak biz bir silkinelim, bir kendimize gelelim. Mesela isim vermeden konuşalım. Arasa'da bir şeyler almaya gidiyorsun. Bazı daha ilginç stil şeyler alacaksın. Abi adamlar sana yerli vatandaşsın diye ve euro kazanmıyorsun. Euro harcamaya gücün çok fazla olmayacak diye yüzüne bile bakmıyordu. Ama bak Allah neyi gösterir? Sana bugünü gösterir. Doğrudur. Müşteriyi kırmayacaksın kardeşim. Aynen öyle. Ben havaalanında da Türkiye'de yapıyordum. Ben iade ettiğim yerleri biliyorum. Rezilliğine 2 çikolata alacağım, 1 simit alacağım, 1 su alacağım 75 lira. Abi bu ne? 75 al geri. Adam şimdi kılına bakıyor, yakıştırmıyor, tamam mı? Niye? Ben sana bunu niye vereyim ya diyorsun. Ben de yapıyorum vallahi. Vallahi dedim. Sen o zaman şu an sana gelen bütün Arap turistin peşinde koşuyorsan unutma 5 gün sonra sen bu Türk turistin de peşinde koşacaksın. Evet. İşte o güne geldik. Ve bizim bugün aslında para akışı garanti olan toplum birbirimizi severek bu esnafa parayı dağıtmayı bileceğiz. Hı hı. Gidip sadece bir markete yığılmayacağız. Bakkala da gideceğiz. Diğer marketleri de dolaşacağız ve o şekilde gidelim. Reklam, abi en çok satan yiyecek malzemeleriydi değil mi? Verin de reklamı korkmayın. Siz zaten krizlerden kötüye gitmiyorsunuz.
Biraz destekleyin. Biraz bu kanallardan pozitif sesler de çıksın, gitsin bir yerlere. E, baktık diye maaşlarını kesen marketler olmuştu biliyorsun. Çok ayıp. Dönüp ödediler yani bir ay sonra halk tepki koydu tabii ki, duyuldu. Sosyal medyada paylaşıldı. Evet. Halk tepki koydu, gitmemeye başladı marketlere. Hala da gitmeyen arkadaşlar var. Ben döndüm, az da olsa gitmeye çalışıyorum. Ama ödemeyen, o kadar yoğun çalışan bir market diyorum. Niye ödemesi çalışanın? 8 salon saat çalışıyor. Baktık diyor. Evet. Abi şu var zaten hocam. İnsanlar kardan yemeyi ya da kardan azaltarak hareket etmeyi hazmedemiyor. Aynen. İlla ki öyle. Yani şeyden diyor, gelenden vereceğim. Ya biraz karını azalt. Ben şeye de tepkimi vereceğim burada. Yani çok özür dilerim. Bütün sağlıkçılar alkışlıyorum, alkışladım. Ama hiç kusura bakmasınlar. Bazı kesim, asla herkes. Sözüm meclisten dışarıdır. Aynen öyle. Onların bütün hepsinden ama yapanlarla alakalı. Abi kriz bitti, şey bitti, pandemi bitti. Hasta viziteleri başlıyor. %40 artış vizite ücretlerinde. Neden? Sermayen mi var? Maliyetin mi arttı? Şun mu arttı? Ayıp bunlar. Günah bunlar. Hangi yüzde bunu istiyorsun? Hani ben seni alkışlıyordum? Hani ben seni alkışlıyordum ayakta? Sen canla uğraşıyordun diye. E bugün ne oldu bu maliyet? Abi bugün ekonomik bir savaş veriyoruz. Kendi içimizde kendimizi koruyarak hareket edeceğiz. Savaş zamanında neydi? İnsanlar evindeki pirincini, mercimeğini, ununu paylaşıyordu birbiriyle. Şimdi de daha modern bir şekilde bunu paylaşıyoruz. Peki turizm sezonundayız. Evet. Uçaklar da başladı gelsin. Evet. Arayan soran var mı sizi, gelin işte görsel şov yapıyorsunuz siz, biliyorum. Var yani şöyle otellerden mi? Hayır, otellerden yoktur tabii ki. Veya başlıyor mu sizin işler, açıldı benim mı? Benim Avrupa'dan festivaller... var. Avrupa'dan var. Çok Avrupa'dan ilginç var. Bir şekilde. Ben buraya gel, bu olay başlamadan önce hoca Nisan ayında benim Barcelona'da, Budapeşte de, Berlin'de, Sydney tekrar istiyordu, Sydney'e gidecektim. Türkiye'de de Milli Pul sergisinin devamı olarak en son Kahramanmaraş yapmıştım. Şanlıurfa'nın 100. yılı, Ankara'da Meclis'in 100. yılı ve devamında Kars olacaktı. Bütün bunlar hepsi yattı. Maalesef yapamadık durumlar gereği. Şimdi Avrupa'dan iki yerden olağanüstü güzel teklif var bana. Ben gönlümü ısrarla olmasından yana koyuyorum. Yanımda bana danışmanlık yapan profesyonel kafalar şey diyor, pandemi dikkat et, orada gidip kalabilirsin, sağlık orada çok sert koşullarda, bizdeki gibi değil, yollarda dahi öldü insanlar, sahiplenilemeyebilirsin, dönemeyebilirsin vesaire vesaire. Ama ben de gittiğim yerde biliyorsun ki Abdullah Öztoprak olarak gitmiyorum. Aslında Kuzey Kıbrıs'a Abdullah Öztoprak olarak gidiyorum. Doğru. Ben kültürü taşıyarak gidiyorum. Yaptığım beste, müziğimle, o koreografimle, kostümümle, hikayemle, şiirimle. Ve ben buna hasta bir adamım. Yani bunu beni alkışlayın da bunu yapıyorum diye değil. Benim stilimdir bu ve gidiyorum. Doğru. Şimdi onların ciddi görüşmelerini yapıyoruz. Çünkü bu çok büyük güzel geri dönüş sağlayacak bana. Çünkü dün ayrı bir güzel haber daha aldım. Konuyla güzel, alakalı. Evet, yani şükür. Türkiye hareketleniyor. Orada da doğru, güzel şeyler var. Burada bence bizim cesaretlenmeye ihtiyacımız var. Hı. Halkı bir araya getirmeye ihtiyacımız var. Birkaç gün içinde burada da umut ettiğim bir gelişim vardır. İnşallah güzel bir şey imza atacağım. Ama turizm konusuna geldiğimizde uçaklarla ilgili gel giti bu mevcut sistemi yönetenlerle alakalı konuşacağımıza. Abi doğrudur. Şu kararı aldık, bunu şöyle değiştiriyoruz. Şunu şöyle değiştiriyoruz, bunu değiştiriyoruz. Bunlar deneme yanılma metotlarıyla gidecektir. Panik yapmayalım halk üzerinde. Yani herkes işini bilmez durumdadır diye de söylemeyelim. Herkes bir şey bekliyor diye de konuşmayalım. Deniyorsun, bakıyorsun. Evet, gerçekten iyi ki çok uçak indirilmemiş. Ne oldu? İnildi, bakıldı. Şimdi testlere baktılar. Ha, testlerde bir test daha gerekecek demektir. Ne yapıyorsun? Olayın gelişimini görüyorsun. Bizde damla da akıyor, akıyor, akıyor görüyorsun. Solüsyonda renk değişiyor, görüyorsun kimyada. Ha, tamam, burada durdurayım, tehlike vardır. Ötekini bir denemeye başlayın. Burada da budur. Geliyor, geliyor, geliyor burada. Burada bu tehlike şöyle yansıyabilir. Muhalefet olsun ya da sosyal medya olsun, bununla beni uyarıyor, güzel, ben buna geçeyim. Şimdi senin hizmetin karşıdan bakan taraf olarak aslında beni doğru yöne götürmek. Gittiğim anda da abi helal, bravo, yaptınız işini güzel. Yapmıyorsunuz, etmiyoruz, budur şudur. Abi yok, acaba diyorum, bizim talihsizliğimiz bir seçim haritasında olmak mı?
ve bu kötü tabloyu yaşıyoruz? Yoksa gerçekten böyle mi olduk biz? Bu neyin kavgasıdır? Abi biz bugün kavga edemeyiz. Biz bugün birbirimize sarılacağız. Ben o pandemi döneminde bile çok karşıydım. Hasta diye konuşulurken bulaştı. Abi öyle bir psikoloji yaratılıyordu ki bulaşan adam ya ben evime bir kapanayım, bir vebalı gibi his yarattı. Özür dilerim ama lama gibi ya. Özür dilerim. Yok tamam. Özür dilerim. Şöyle baktığımız zaman ben Abdullah yani son dönemlerde evet. Abdullah Toprağı işte Mausa Doktor Rauf Denktaş evet. Konferans salonunda yaptığınız Cümbez'de. Evet. 2013. Evet. O ismi aklımda değil ama tek şahidi Cümbez'di. Evet. O gösteri benim, herkesin beğeniyor. Sadece benim sağ değil. Evet. Yine sizin benim sunumumu yaptığım Golden Tübre Türkiye Cumhuriyeti. Varım varlığım. Yine festivallere işte Çilek Festivali'ne damga vuruyorsunuz evet. bildiğim kadarıyla. Çatalköy hemen ona evet. girdim. Çatalköy'de çok değişik ve evet. Belki de dünyada da alışılmaz. Yok. Şu an ben onu Avrupa'da bir ülkeye taşıma peşindeyim. Nasıl değerlendiriyoruz? Yani gerçek değerini buluyor mu Allah'a toprak? Ya ben ülkemde olmaktan tamam oluyor. Oluyor. Hepimiz ülkemizde evet. olmaktan. Şu var, kırılmam mı diyeceğiz? Ben yani şöyle hani insanlar söylüyor. Ben işimde egolu ama Çatalköy'e gelecektim zaten ben de. Evet. O bambaşka. Ben o öyle bir şeyi yani müzikallerde görüyorum. Evet. Çatalköy'de bir de ne güzel oldu biliyor musun? Tam bu dönemde hocam biz çevre kirliliğini şey yaptık. Başkan Hulusioğlu'yla da Mehmet Bey'le de. Evet. Mehmet şey dedi. Ya evet şey yapalım ya. Gel çevreyi ele alalım. Dedi. Ha hala süper. Çok güzel. Çok güzel işledik konuyu. Ve ben oradan insanlara çok ilginç gelmişti. Şimdi hayvanat bahçesi diye biz yıllarca bir zulüm yaptık ya hayvanlara. Evet. İnsanat bahçesi yaptım. İnsanları kapattım kafeslerin içine evet. ve hayvan kostümlü kişilerde, modellerde onları bizim Kıbrıs evinde cirilediler. Ve bu çok ilgi gördü. İşte biliyorsun Türkiye medyası da kanallar evet, yayınladı evet. Kıbrıs'a böyle bir şey yapıldı, Abdullah Sörp'e yaptı diye. Şimdi ilginç geldi onlardan pandemide aslında hepimiz kapatıldık içeriye. Bizi de seyreden birileri vardır muhakkak emin ol. Yani seyrediliyoruz biz bir yerlerden. Bu bir deneme olaydır. Ve benim şeyim yoktur. Bu koronadan sonra bitti düzeldi. Hayır bu yeni bir savaş metodudur. Bunun ardından başka taktikli bir şeyler denenecektir. Ve bizleri bir kanala sokacaklar. Yani o kanalı biz adapte olup bir süre sonra benimseyeceğiz. Ve o bizim hayat stilimiz olmaya başlayacak. Bir takım şeyleri bırakmaya başlayacağız hayatımızdan ve yenileri kabul edeceğiz. Çatalköy gibi veya diğerleri yaptığımız, mesela Akdoğan'da yaptığımız da çok güzeldi. Evet. O da çok güzel bir şey oldu. Ben ülkede bunları yapmaktan mutluyum. Ve hep şey diyorum ben... Evet, lüks yerlerde iş yapıyorum ama ben Kıbrıs'a sokakta iş yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü biz harmanlarda yetişmiş insanlarız. Bizim birçok büyük gördüğümüz, başarılı gördüğümüz kişilerin düğünleri harmanlarda gerçekleşmiştir. Sonradan hayatımıza girdi bu lüks oteller. Evet. Ben o yüzden insanların böyle sokaktaki işlere değil de otellerde çatal bıçakla şamdanların önünde gidip de performans dinlemesine biraz şey yapıyorum, bozuluyorum. Halka dönün, içinize dönün. Bu bizim dokumuzdur çünkü. Evet. Ha ne oldu bende hoca? Beni fazla lokallediler. Yani mesela hep dışarıda yaşarken ve buraya sadece iş için gelip gidiyordum. Daha şeydin, Abdullah Sobrak geldi, şudur budur, ne yapıyoruz, ne diyoruz? Ha bu beni şey yapar mı, rahatsız eder mi bugün yok. Bunun olmaması? Değil. Ama işin değerini alta çekiyor gibi olması üzücü olur. Halbuki ben bu işi dünya yurt dışına götürüyorum ve dünya takip ediyor bizi ve bunlar bu ülkeden çıkıyor, bu ülkeden götürürüz ve ben yanımda modelimi yetiştiriyorum, işte yavaş yavaş oyuncuları çıkarıyorum, aranjörleri çıkarıyorum, görüyorsun mesela senin şeyine, ben sesine, gırtlağına çok güveniyorum mikrofon başında. O çok önemli ve ciddi bir organizasyondu ve ben evet. çok ısrarcı oldum. Hüseyin Kral olsun sesiyle çok oturaklı bir şey sunum yapar, sağlamdır diyerek önerilerle gittik. Ama bu diğer arkadaşlarımız kötüdür demiyorum. Hayır. O formatta ben gidiyorum. O formatta sen oluyordun hocam. Böyle yani ben ülkemde uyanmaktan çok mutluyum. Allah bol uzun ömür versin hepimize sağlıkla ki daha çok uyanalım buralarda. Evet. Peki işte biraz da girelim, biraz daha siyasetin içine de girelim. Yani şöyle baktığımız zaman özellikle kapandığımızdan buraya kadar 4 Mayıs'tan itibaren zaten
başladığımız açılımda hükümetin almış olduğu, siyasetin almış olduğu kararları hep deldik, kendiler delilerek geldi. İşte jet geldi, aslında 9 kişi indi, bütün adaya dolaştı. Hatta bakanın, bir bakanla beraberinde gezdi dediler. İsmi açıklanmadı. Ardından işte dediler ki uçaklar gelecek. Onu deldik. Nasıl geleceği belli olmadı. Valizine gitti, işte adam diyor turizm bakanına gördüm, yalan olduğu ortaya çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu süreçte ben son işte en nihayet son pazar günü bombayı patlattılar. Bana göre bir bomba ve Covid-19'un salgın bulaşıcı hastalık olduğunu ilan ederiz dediler. 500 bine ulaştı ölü sayısı tabii ki dünyada. Bizimkiler 4 ay sonra farkına vardı bulaşıcı hastalık olduğunu. Ama yani bunu duyurmamak... Hayır yani şey olarak yani tamam ben açılımdan yana olduğumu tam baştan söylüyorum zaten. Ama bunun, yani 15 tane kişi her biri bir yalan üzerine kurulmuş bir hükümet görüyorum ben. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Ben yani bu süreçte hataları kabul ediyorum. Mesela bu şey gelen yatırımcı mı neydi işte o jetin inişi evet, vesaire. Orada daha geniş bakılmalıydı sanki fotoğrafa konuşulurken. O fotoğraf daha başka noktalara kadar giderek irdelenmeliydi. Ama ben yine de karşı tarafı dinleme hakkını da karşıya tanıyarak acil bir sonuca gidildiğini gördüm yani. Elimine edildi. Yoksa baksanız niye kendi içinde... Karşıdan sonra Kıbrıs Türk halkından özür dilerim diye açıklama yaptı. Yok yok o taraf demiyorum. Yani nasıl diyelim? İşte başbakan diyelim. Ha. Yani kıyımı yaptı. Ve dikkat edersek daha öncesine de geldiğimizde ben fotoğrafı hep öyle inceliyorum. Yine aynı partisinden daha üstte yöneten eski yöneteni çok şaibeler, çok iddialar, yargıya kadar giden olaylar olunca mecliste yargı yolu açılsın diye gittiğinde engel konmadı. Gidilsin dendi. Yani burada şey kapsın ve umut veriyor. Hani hep bunca zaman şeydi ya örtbas ediliyor, örtbas ediliyor. Hayır örtbas etmiyor. Ve bunu yaparken de aslında birçoğunun dediği gibi belki kendi partisi içinde kuyusunu kazıyor. Değil. Aslında bu belki kuyu kazmaktır. Ama benim gördüğüm fotoğrafta da çok güzel bir doğruya örnektir. Yani hepsini bir anda yakamazsın. Ama sen yanlış yaptın kardeşim. Ben seni ipe germiyorum, ipe çekmiyorum. Ama yargıma inanıyorum. Yargıya koyuyorum, götürüyorum. Sonra ne yapıyor? Öteki taraftan şaibeler çıktı. Hiç uzatmadan götürüyorum diyor. Ha, burada biraz saldırı vardır. Şeyden dolayı gibi geliyor bana. Seçim dönemi olduğu için. Evet. Sürekli bir açık, boşluk falan aramak. Hiç mi doğru yapılan bir şey olmadı ki birilerini takdir edelim, alkışlayalım. Kapanmamız kesinlikle doğruydu. Kapanmayı bile geri geldiğinde insanlar... Ama açılırken yanlışlar yapıldı. Abi şimdi bak kapanmak kolaydı yaptık ve evet. O bile şeyde zorluklar çekildi görmedin mi? Kime 1500 verirsin kime verilmişse tamam, şubur. Ama bak orada bile cesur bir şey vardı, tavır evet. Vardı mesela otellere. Kısa bir mesaj vardı. Ya patronlar ben fakir bir ülkeyim. Biraz desteği atın siz de. Mantığıydı bu. Evet. Gördüğüm benim. Doğrudur. Çok yalnız bırakmamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Artık yönetenlerle beraber işte bilim başında olan insanların partisi olmamalıydı. Partisinin endeksi düşünmemesi gerekirdi. En tepe kesinlikle daha kucaklayıcı ve babacan olmalı. Çok özür dileyerek söylüyorum. Çok sevip saydığım halde. Ama bugün bu kadar olay pompalanırken sükunet, sakin olun arkadaşlar. Tamam. Düzelecek, halledeceğiz. Çekersin hükümeti konuşursun bir tarafa. Çekersin diğer tarafa. Abi bu kavga ne? Bu halkı bizim paniğe sürmememiz lazım. Bu halkın güzellikle aşması gerekiyor. Çünkü Allah korusun bunlar daha büyük krizle devam etse birbirine girecek insanlar. Allah korusun buna girecek. Doğru. Şu an şeyi sorguluyorum. Ben en çok üniversiteleri. Abi getirdiğiniz bu kadar öğrenciyi. Tamam. Ve üniversiteler şey de alıyor büyük ihtimalle duhliye mi diyeceğiz ne diyeceğiz okul ücretini alıyor. Peki bu kadar çocuk sıkıntı yaşarken niye biz üniversiteler olarak yemekhanelerimizi bir fiil çalıştırıp onlara günde 3 öğün yemeği vermeyelim? Şimdi biz biliyor muyuz bütün bu yabancı kökenli ya yabancı dediğim TC dışındaki arkadaşların çoğu bu otellerde ekstra işe gidiyordu. Evet. Şu an bu iş yok.
Bu bize neyi getirecek Allah korusun bir süre sonra? Kontrolsüz fuhuş. Evet. Ve Allah korusun çaresizlikten bir takım yerlerde gasp, evlere girmeye çalışmak, iş yerlerine girmeye çalışmak. Yalnızlık ve çaresizlik var. Veyahut da kötü yollar için kullanılacak maşalar olacak. Evet. Çünkü kötü hissiyat, kötü alışkanlıkları da hızlandıracaktır burada. Ve onları edinmek için de mecburen suçun içine girecektir. Ben bir programda, o dönemde Sağlık Bakanı her gün biliyorsun ekrana çıkardı akşam üzeri saat 5 açıklamalar yapardı. Ve bir programda Ali Pili'nin, Bakan Ali Pili'nin elini masaya vurarak bizi rahat bırakın diye fevranı görmüştüm. Evet. Yani bizi derken işte kimi kastediyor? İşte Başbakanı kastediyordu. Başbakan Yardımcısı kastediyordu. Maliye Bakanı'nı kastediyordu. Yani Bakanlar Kurulu'nu kastediyordu belki aslında. Muhalefeti de belki de. Yani bakın her şeyi içte aramayın. Bu olayda muhalefet olmamalıydı. Ben mesela çok özür dilerim. Tırnakla gireriz. Ben geçen günkü olaya bile çok şaşırdım. Yüksek mahkeme için, yargıçlar için meclis oylamasında hani şahsi değil de bir parti kararıyla hayır diyen taraf çıktı mesela. Abi bir yandan biz çemkiriyoruz, diyoruz ki yargı hızlı ilerlemiyor, adalet nerede, şu bu. Ne oldu? Derdimiz ne? Yani olumlu gidecek bir iş varsa neden biz destek vermeyelim? Yani ona verdiğin destek, sen zannetme ki sadece buna yol açan tarafa kayacak. Senin taraftarın seni doğrudan yana hareket ettiğin için zaten alkışlayacaktır. Evet. Çünkü hoca, doğruyu alkışlamak erdemdir. Aynen öyle. Doğruya yol göstermek erdemdir. Ben öyle adamı desteklerim. Ben öyle adama inanır ve güvenir. İşte ona gireceğiz. Siz de söylediğiniz cümlelerin siyasi kavga. Evet. Ali Pili'yi rahat bırakma, ama işte o günkü söylemden bugüne, düne kadar işte Sağlık Bakanlığı'na devrediyorum demeleri bile bana göre bir erdem değil, geç de olsa. O anlamda söylüyorum. Evet. Yani artık çünkü uçaklara gelmeye başladı. Herkes giriyor, torpili olan arıyor. Ben geçiyorum diyor, geçiyor. Geliyor, geziyor. Karantinaya girmeden berbere şimdi gidiyor. Bir tane olan gidiyor. Bir tane olan olaydır o gördüğümüz. Oradaki kişi de kişi üzerinden döndü gibi konuşuluyor. Ya ben zan altında bırakmak istemiyorum, evet, insanları. Bir takım işte edinimleri oldu vesaire deniyor. Onlar kendilerini bilecek şeyler veya ispatlıysa da had bildirilecek ve yargıya gidilecek gerekirse. Ama sanırım ikili bir şey olarak da, koalisyon olarak da süreci kötü götürmediler hocam. Büyük krizin içinde krizi patlatmadan götürebildiler. Ya gidebileceği kadarıyla, yani bu mükemmel, sorunsuz her haliyle gidecek değildi. Ben nasıl görüyorum olayı biliyor musun? Biz Covid olayı ilk düştüğünde işimize, dünyada bize de başladığı olay, tedbirlere bir körebe oyunundaydık. Yani gözlerimiz kapalı, elleyerek bir şey görmeye çalışıyorduk, tanımlamaya çalışıyorduk, tanımaya ve saklanmaya da çalışıyorduk. Şimdi bunu kısmi tanımladık, metotları gördük ve artık kontrollü geliyor. Neyi nerede arayacağımızı bilerek zeminler yaratıyoruz. Ne oldu? Uçağa binmeden önce PCR testlerini alıyoruz vesairesi sonrası vesaire sonrası kısmi karantinasını yaptırıyoruz diyelim. Ondan sonra kimlerle temas halinde olabileceğini görüyoruz. Çap bellidir. Yani bir ani gelişimde atağı nerede yapacağımızı zaten biliyor ve görüyoruz. Şimdi buradan bunu deneyerek yapmaları ve getirmeleri insanların sonuçta doğruya doğru bir gidiş görüyorum ben. Evet. Ama ilmin bu kadardır yapabildiği. İlmin ve bilimin yapabildiği bu kadardır diye görüyorum ben olayda. Ben çok fazla bağıra bağıra çözmektense, meclisin içinde çok fazla sesleri yükselterek değil de abi bunu nasıl yapacaksınız be abi, bak sana bu aklı vereyim, bizim meclisimiz yani abi kardeş herkesin ilişkisi, abi öyle değil ya, gelin bunu böyle deneyin, bak bunu böyle de ki biz iktidara bunu şöyle şöyle anlattık falan diye. Veyahut da iktidar da diyecek ki bizim fark edemediğimiz bunu, muhalefetten falan başkan şu bu önerisiyle bu şekilde gidiyoruz, bu üslubu oluşturun, bu üslubla gitsin. Yani bilmiyorum, zordur çünkü çok bilinmeyenli bir büyük bir matematik denklemiyle karşılaşmış gibiyiz. Evet. Peki 85 bin kişi kayıtlı, tabii ki bu 85 binin üzerinde insan bu adadan ayrıldı. Evet. Covid sonrası ve
İşte üniversiteler özellikle boşaltıldı. Çalışma izinli olanlar gitti, gelemiyor. Büyük iş yerleri adamlarına ödemesin diye gönderdi. Ve 85 binin üzerinde rakamdır bu. Şimdi nasıl gelecekler, yeni şekilde gelecekler? Tabii ki öğrenci gelmiyor, turist gelmiyor. Ekonomiyi nasıl hareketlendireceğiz? Yani bu belli ki bileceğiz, yıl devam eder diye düşünüyorum. Tabii, eder. Şu an bence şu farkındalık önemli. Piyasaya düşen esas sıcak para aslında kasinolardan ve otellerde çalışan arkadaşların piyasaya akıttığı sıcak paradır. Evet. Çünkü bu arkadaşlar ağırlıklı olarak yabancı uyruklu olduğu için ve maalesef bizlerin KKTC vatandaşı olarak itibar edip de istihdamına yaklaşmadığımız için genelde o tekelde kalıyor. Evet. Onlara adanmış bir para gibi çıkıyor piyasa. Ve bu para güneye de gitmediği için direkt bizim kuzeye de gidiyor. Çünkü bu iş arkadaşların yaşamı gereği ne var? İyi giyinecek, iyi harcayacak bir belli bir nokta, çünkü motivasyonu da önemlidir. Piyasaya sıcak parayı sürekli götürüyor. Kiralayacak, yer kiralayacak, araba alacak küçük çaplı olsa. Ama bizde esas paranın sahibi kamudan giren para, garanti diye baktığımız zaman burada 3-5 yere gidiyor bu para. Araba taksidi, villanın taksidi veyahut da evin, ikinci evin taksidi, evet. Ve çocuğun okul parası. Gerisi yok. Gerisi kapanıyor bir yerde. 2-3 tane de eğlence falan şu bu. Neyle aşılabilirdi? Yardımları sadece kurumlar üzerinden tutmayacaktık. Bireyler olarak da komşuya, çalışana, öğrenciye daha destek vererek de götürebilirdik. Terk etmelerini istemiyorsak, ama şimdi orada terk etme olayı da bu da bir şeydir. Yani kaçınılmaz bir rakam oluşacaktı orada. Bu bir gerçektir. Yani ne oluyor? Benim de gözlemlerim vardır. Daha çok gidenler bekar arkadaşlardır. Abi tek başıma kalıp burada gidene kadar anamın babamın evine giderim. Uyarsa 3-5 işi de orada kotarmaya çalışırım. En azından aile bütçesiyle hareket ederiz. Burada mümkün değildir diyerek olacaktır. Bir bütçe kaybı ciddi olacaktır. Çünkü kaynak da kolay giremiyor. Oteller de kolay kaynağı yaratamıyor. Benim önerim şeydi aslında, biliyor musun, kasinolarla ilgili. Çünkü bu bir bizim büyük realitemizdir. Para kaynak olarak giriyor buraya kasinolardan ve bu para da dönüyor piyasanın içinde. Personele akan para diyelim. Ben olsam charter uçaklarla ilgili bir formül yaratırdım ve her oteli kendi içinde bir karantina yaratmaya götürürdüm. Zaten personelini 15 günlük çalıştırıyorsun sen. Bunları içinde bölerek alırım, oturturum ve derim ki personelinle beraber, sen ya bir lojmanda veyahut da otele zaten %100 doluluk hakkı vermiyor ona, şu blokunu personeline bırakacaksın. Müşterini işte bilimin öngördüğü serbest kalma gününe kadar kapalı kalacak ve çalışacak. Uyanıp işine gidecek, gelecek. Evine gitmeyecek, karısına gitmeyecek, çocuklarına gitmeyecek. Adam orada çalışacak. Ondan sonra o grubu PCR testiyle denetleyerek uygun olanları salacak. Öteki vardiyayı içeri alacak. Kontrole gidecekleri koyacak. Sadece turistini getirirken veyahut da oyuncusunu getirirken charter'da kendine ait uçak ve uçaklarla bir iki otel, uçak içindeki yolcularla bir iki otel anlaşarak kasino getirecek. Ve bu adamlar bunu yaparken anlaşmalı olarak da yolcusunu, oyuncusunu asla dışarıya çıkarmayacak. Ne kulüplere, ne meyhanelere, ne şu bu. Çünkü hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Mecburuz buna. Ne olacak? Karantinaları eğlenceli karantinaya çevirecek kendi içinde. Artık onların sorumluluğu olacak. Ama ne olur? Halka bulaşmaz, dışarıya bulaşmaz. Olabildiğince. Yani bu laf çok önemli. Ya birçok şeyi, riski ortadan kaldırırız. Ben bunun denenmesinden yanayım, ama tabii şöyle bir konu var. Çok soranlar da olmaz sana, ne düşünüyorsun? Ben ilk defa bunu dile getirebiliyorum. Anlatabildim mi? Evet. Çünkü bizde hep şey var. Hayır, yani siyasette de şu vardır. Yani ben siyasetçi olarak şeylerle ilgili konuşmuyorum her zaman. Vitrinde gördüğümüz adamlarla. Vitrinde gördüğümüz adamlar sestir. Ama o sesleri besleyen,
o seslere ifadeyi veren altlar vardır. Alt beyinler, beyincikler, bir de beyinsizler. Beyinsizler de vardır çünkü. Tamam mı? Dolayısıyla bu hem o iktidarlar için hem muhalefetler için. Güzel olan toplumda bir şeyleri yaptığını gördükleri insanlara bunu sağlayabilmeleridir insanların. Bunu sağladıkları takdirde zaten sorun olmazdı. Onlara çok şey yapılmadı, girişilmedi. Ama ben bu önerinin çok doğru ve güçlü olacağına inanıyorum yaptıkları takdirde. Ve hızla bir döngü başlayacaktır piyasanın içinde. Aksi takdirde sıkıntı var yani. Memur daha da kapanmaya başlayacak bir süre sonra. Panik, kaygı, korku, okullar açılmadı, bu ne oluyor, ne oluyor, şudur budur derken tıkanacak. Evet. Şimdi okullar tabii Eylül'de açılacağı ama nasıl kararı var. Evet, Bakanlar Kurulu'nun açıklama varmış. Tamam. Dinleyelim ona göre konuşalım. İzleyelim. Bakanlar Kurulu'nu izleyelim. Biz de bir yanımızı içelim. Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış olan yasa değişiklik tasarısıdır. Bu tasarı mecliste ilgili komitelerde görüşülüp genel kurulda onaylandıktan ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girebilecek olan düzenlemeleridir. Bu aşamada tasarı niteliği taşımaktadır ve hukuken bağlayıcı olması için meclisten de onaylanması ve geçmesi gerekmektedir. Bunun haricinde bugün yapılan toplantıda salgın nedeniyle çalışma izninin süresi dolanların, yani Mart ayı içerisinde salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatamamış veya burada bulunamayanların çalışma izinlerinin uzatılmasına imkan verecek şekilde tüzükte değişiklik yapılmasına da karar verdik. Biliyorsunuz daha önce gerek turist vizesiyle ülkemize girmiş ama salgın nedeniyle süreleri dolmuş olanların, gerekse öğrenci izinleriyle ilgili olarak süreleri dolmuş olanlara bazı kolaylıklar getirmiş ve süreleri uzatmıştık. Çalışma izinleriyle ilgili olarak da süreleri dolmuş olanlara kolaylık getiren bir tüzük değişikliğine gittik bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında. Aynı zamanda bugünkü toplantıda motorlu araç ve yol trafik yasa tasarısını da Bakanlar Kurulu onayladı ve meclise sevk etti. Bu yasa tasarısıyla önümüzdeki dönemde mecliste de onaylandıktan sonra araç muayene istasyonlarının kurulması, yani bu konuda özele bu hizmetin özelden alınması yönünde bir kapı açacak olan ve araç muayene istasyonlarında çok daha hızlı ve çok daha kaliteli bir hizmetin alınmasına imkan verecek olan, dünyanın başka ülkelerinde de olduğu gibi bir adım atılmış olunuyor motorlu araç ve yol trafik yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte. Bunların haricinde bugün aynı zamanda Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar da Bakanlar Kurulu'nda onaylanmıştır. Daha önce salgın döneminde elektrik borcunu ödeyemeyenlere bir imkan yaratılmıştı. Geçen süre zarfında bu salgın döneminin uzaması nedeniyle borcunu yine de ödeyememiş olanlara, o sürecin içerisine girip borcunu ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karara da bugün Bakanlar Kurulu olarak imza atmış durumdayız. Değerli basın mensupları, bugünkü toplantıda rutin sayılabilecek olan başka bazı kararlar da alınmıştır. Yabancıların taşınmaz mal satın almaları ve benzeri konular onaylanmıştır. Devlette, kamuda sözleşmeli olarak çalışan ama sözleşme süresi dolan bazı kişilerin sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili olarak da kararlar alınmıştır. Ama özetle şunu söyleyebilirim, toplantının büyük bir bölümünü ülkemizde ve dünyada devam eden salgınla ilgili olarak ve salgın tehlikesiyle ilgili olarak konuların, ilişkili olan konuların ele alınması oluşturmuştur toplantının büyük bir bölümünü. Özetle her ülke almış olduğu tedbir kararlarında bazı riskler almaktadır. Burada marifet kuşkusuz ülkenizdeki sağlık altyapısına uygun, onunla orantılı riskler alacak şekilde kararlar üretebilmektir. Önümüzdeki dönemde bulaşıcı hastalıklar yasası altındaki yetkili
kurul ve kurulların Sağlık Bakanlığımız bünyesinde alacağı kararları şekillenmesini yakından takip etmek, bunların doğru uygulanmasını sağlamak önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, yani kapanma sürecinde olduğu gibi açılma sürecinde de kamu sağlığını dikkate alarak kararlar ürettiğimizi hep birlikte herkes yaşayarak görecek. Lütfen kimse endişe etmesin. Biz görevimizin başındayız. Ne yaptığımızın da farkındayız. Bize bu açıdan kamuoyunun güven duymasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. Almış olduğumuz kararlar dünyada tek bir örneği olan ve tek doğru olan bir yapı bulunmadığı için salgın bağlamında çeşitli yönleri dikkate alarak ve ince eleyip sık dokuyarak yanı başımızdaki örneklere bakarak almış olduğumuz kararlardır. Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Rum Yönetimi'nin almış olduğu kararları biz 9 Haziran'da yürürlüğe koydukları bu sistemi yakından takip ediyoruz. Yani A, B, C ve benzeri kategorilere ayırarak, riski azaltarak, farklı ülkelere farklı tedbirler uygulayarak alınmış olan bu mekanizmayı benzer bir biçimde ama daha katı bir biçimde yürürlüğe koymuş durumdayız. Önce 9 Haziran'dan 1 Temmuz'a kadar Rum tarafının uygulamalarını da yakından gözlemledik. Ardından ülkemizin kendi şartlarını dikkate alarak kendimize göre bir mekanizma tasarladık ve yürürlüğe koyduk. Ama bundan sonra ihtiyaç temelinde riski azaltmak için başka ilave tedbirleri de özellikle bulaşıcı hastalıklar yasası altında sağlık alanındaki uzmanlarla istişare halinde alacağımızdan ve toplum sağlığını güvence altına alacak, tehlikeye atmayacak, riskleri en aza indirecek bir tutum içerisinde olacağımızdan kimsenin lütfen ama lütfen şüphesi olmasın. Çok teşekkür ederim. Uzmanlarla istişare halinde alacağımızdan ve toplum sağlığın... Evet, bir anda ne oluyor, daha konuşur ama ses kaldı havada herhalde. Evet, fazla da dinleyemedik ama şey de bitti. Zamanımız da azalıyor tabii ki sizinle. Benim soramadığım daha çok şey var ama. Şu an Abdullah Sopa hedefleri doğrultusunda özellikle bu süreçten sonra ilerleyebilecek mi? İnşallah ya. Yani ben mutlaka inşallah. Ya. Sizin kafanız hakkını bilemiyorum, düşüneyim. Yani, çünkü ben birçok şey iptal edildi. Siz saydınız. Özellikle yurt dışı tabii, yani. Festivaller iptal edilmesi, organizasyonlar iptal edilmesi, bu ülkedeki paranın ekonominin de belli oranda azalması, kaybolması. Evet. Ne yapacağız yani? Sadece sizle ilgili değil. Hepimiz yani. Hepimizle ilgili şu de. Şu zaten birimizdeki kaynak güçlü olarak etrafa da açılmalı ki hepimiz birlikte bundan bir şeyleri kazanabilelim, ayakta durabilelim en azından. Şimdi çabamız o. Yani bir şey yaparken ülkede ürettirmek, ülkede çıkarmak, bir şova gideceksen üretimi buradan yaptırıp götürmek en azından bunlarla. Ama esnaf kısmında şu hoş olmuyor. Bu kadar gün çalışamadık. Onun üzerine biz bunu şey yapalım. Farkı kazanmak zorundayım. Yani. Hayır, böyle bir şey yok. Hepimizin atıl bir süreciydi o. Ama bunu bana böyle uyguladığını görüyorsam bir esnafın, ben uzaklaşırım. Asla kabul etmem. Yani mantıklı bir açıklaması olamaz bunun. Evet, hepimizin kredileri daha faizlendi vesairesi oldu ama senin alın acısını benden çıkaramazsın. Çünkü ben de seninle aynı durumdayım. Ama sen bana yokun dikta kurmaya çalıştığı bir dönemde daha da pahalandırırsan bir şeyi, hiç almam daha iyi. Hiç evet. Sahiplenmem daha iyi. Ya bizim önemli olan tüketimi götürmemi, ilerletmemiz, devam ettirmemizdir. Ama ben şunu gördüm. Biz önceden tüketmiyorduk, yok ediyorduk. Toplum olarak. Aşırı müsriftik. Yani bu müsrifliğin önünü aslında bir silkinme geldi. Bir kısım baktığı takdirde. Evet. Bu yeme içmeyle de alakalı, giyimle de alakalı, lüks araçlarla da alakalı, gereksiz fazla ev almakla da alakalı. İşte 3. 4. dairelerde alındı. Ne oldu?
kiracın yoksa ne yapacaksın o daireleri? Atıl duruma girecek. Evet. Para her zaman daha efektif hale de getirilmeli. Daha efektif de kullanılmalı. Yönetenler açısından da bakarsan halkı, çünkü bana göre muhalefet de halk yönetiyor. Evet. Yönetmek sadece iktidar koltuğunda oturmak değildir. Muhalefet de yöneterek yönlendiriyor. Aynen öyle olmasın. Hepsinin tabii ki hepsinin görevi aslında sakin ve sükunet halinde bizi bir yere taşımalarıdır. Ve biz gerçekten büyük bir örnek gösterdik dünyaya. Güzel açtık. Bence çok erdemli kapandı insanlar. Evet deniyordu. Doğru. Dışarıdadırlar, dolaşıyorlar. Abi biraz olacaktır ya. Yani mükemmel yoktur. Yani en optimal değerde bunlar sağlandı ve beklenenin de bence çok üstünde sabır ve gayret gösterdi. Ona rağmen 70-80 güne yakın sıfır vakayla gitti. Evet, yani. Evet, bu başarıydı yani. Aynen. Birilerini alkışlamamız gerekiyor. Aynen. Abi. Yani Sağlık Bakanlığı verdiler, vermediler şu bu ve bence yıllar sonra arşivler bunu işleyecek olsa canla başla o çalışmayı gösterecek. Yani koşmalar, gayretler, sağlık çalışanları özellikle, onlar da öyle. Ha, ne olmalıydı? Bireysel destekler de olmalı. Ben belki ilk defa söyleyeceğim bunu. Biz bu kapanma sürecine geçildiğinde, biliyorsun biz narenciyeci bir aileyiz. Evet. Biz kız kardeşimle konuştuk. Ne yapalım? 4-5 tane belediyeyi aradık ve 10-15 ton portakalı kamyonlar geldi ve o dönemde işçi de bulmak kolay değildi. Benim koordinatörüm vardı Gökhan, çalışanımız Ökkeş, sabah giriyorduk bahçelere, portakalları kese kasalarla dolduruyorduk, belediye geliyor alıyor götürüyor ve yaşlılara özellikle, sadece ihtiyaç sahibi değil, çünkü Mesarya'da portakal artık kolay ulaşamayacaktı belki, gönderiyorduk. Ve gidiyordu. İnsanlar bunu alıyordu. Evet. Birkaç yakın olduğum belediye başkanı yine rica etti. Ya Abdullah, bize rica etsek daha gelebilir mi? Tamam, ben bu şekilde kesimi organize edeceğim. Sen gel alacaksın bunu. Evet. Ve böyle dağıttık. Ve bunun reklamına da girilmedi. Hiç ama duymadık ben, zaten. Duysak biz de isteyeceğiz. Hayır. Ne güzel. Yani burada çünkü C vitamini dedi. Abi tamam, bizde C vitamini var. Ne oldu? Tüccara 15 ton eksik sat. Aynen. Önemli olan bunu paylaşmayı becermemizdir. Bende bu var, sen bunu paylaş. Sende şu var, sen de bana bu desteği ver. Ötekinde bu var, doğru, bu var. Bildiğimiz gerçekten ihtiyaçlı insanlara bir şeyler verelim. Ben şeyi çok kınıyordum. Marketlere girip özel ihtiyaçları, özellikle temizlik malzemelerini istifleyerek, cirileyerek dediğimiz türde gene arabalarla taşımaları ayıp. Ben hayatım boyunca yapmadım öyle bir şey. Ayıp, yapmaman lazım. Evet. Yani benim de yapmamam lazım. Diğerinin de yapmaması, aynen, lazım ama abi adam hakkını götürüyor yani fazlasıyla. İstifliyor. Sen istifleme be kardeşim. Bırak öteki de alsın. O evet, da bunu götürür. Evde bittiği zaman alıp yerine koyar. Evet. Marketlerdeki fiyat usulsüzlüklerinden bahsedildi. Fiyatlardaki oranlamalar, onu çok bilmiyordum. Kız kardeşim yapıyordu alışverişi. O evde görevler ayrıldıydı. Evet. Allah sağlık versin. Bizde yaşlı annem vardı. Onu korumaya aldık böyle. öyle bir süreç yaşadık. Ama bence edinilen çok dersler var burada. Görebilene. Evet. Paylaşmayı bilmemiz lazım. Tüketmenin oranlı olduğunu bilmemiz lazım. Aslında bence çok kez de masa etrafında ailece oturmayı öğrendiydik. Ama sanki hiç sonra erken unuttuk. Hatırlarsan ben uyuşturucu projesini yaptığımda şovumun bir kısmına dört bacaklı dans eden bir masa koymuştum. Evet. Boştu. Ve hep şey diyordum, masaların ucu boş kaldığı için bu derin kuyulara düşüyorduk diye. Halbuki bizim ihtiyacımız var. Anne, baba, çocuklar bir arada otursun ve şey yapsın. Arkadaş var bir tanesi. Bu COVID'de onu mu sağladı acaba? Sağladı şey? Ama çok koruyamadık hocaya. Hani dışarı gidin, restoranlarımızda ayakta dursun, etsin ama abi evde de pişirmeye devam edin ya. Kötü bir şey değilmiş evde pişirip yemek. Değil, İnsanlar neler yapıyordu, neler beceriyordu. Hatta bir arkadaş var, çok severim onun benim yazılarını. Benim şekerim yükseldi bu yüzden evde yemek. Aman ha, ona da dikkat. şey yazıyordu, ya diyor, aslında sürekli karımla oturuyor olduk. Kötü insan değilmiş ya. Esri yapıyor böyle, tamam mı? Diğer arkadaşlardan bazı atıflar var böyle. Güzeldi espriyle. Yani bir arada olmayı görüyorsun. Aslında sıkılmadan zaman geçirebileceğini görüyorsun. Bilmem. Yani her yaşadığımız bize bir derstir. Bir şeyler alıyoruz. Ben kendi adıma da aldım. Yani bana bir arkadaşım çok hırslı olduğumu söylüyordu. Erkan diye bir arkadaşım var. Bak dedi bana, 3 ay kapandın dedi, batmadın, egon bitmedi,
sıfırlanmadın falan diyor. Çünkü o beni hep eleştirdi, çok çalışıyorsun. Ama bir de işler üstüne yapıştığı zaman ve sorumluluk bilincini ayakta tutmaya çalıştığın sürece çok kolay olmuyor ve yani, böyle hareketleniyor. Komşularımızı tanıdık. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Birlikte aile birliğinin daha ileriye nasıl taşıyacağımızı öğrendik. Gerçekten o yönde de biraz faydasını olduk. Ama müsriflikten kurtulamadık galiba. Yani İnşallah. Açılır açılmaz bazılarına gördüğüm olaydır. Halbuki bu tasarruf çok önemlidir. Evet. Ve bu tasarruf evet bizde olacak cebimizde. Ama gün gelecek belki komşun, belki bu öğrenci, belki bu işçi, belki bu çalışan kasinodaki arkadaşımız hiç beklenmedik bir sıkıntıya düşmüştür. Bunu incitmeden, ya ben bunu pişirmiştim belki seversiniz diye, bugün bu tencere size, benden bir tencere, ertesi gün senden bir tencere. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşım camdan şeyi gözlemliyormuş oruç zamanı. Oruçtu değil mi? Evet, Ramazan'da yaşadık o dönemde. Ekmekle ve suyla iftar görüyormuş o evde. Çok üzülmüşler. Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler ve site anlaşmış. Ben bak bunu söyler ve duygulanırım. Hiç onları incitmeden gün vermişler. Bugün ben, yarın sen, öteki sen Ramazan'ı geçirmişler çocuklara. Biz böyle olmalıyız hocam. Bizim kalıbımız budur. Ve bu kalıbı yeni nesle de vermemiz lazım. Yani bu dijital dünyanın çocuğuna paylaşımı ekrandan değil aslında. Yürek paylaştığınız sürece hayat devam edecek. Çünkü bize ne kadar dijital dünya yaratsalar da biz kalbimizle yaşıyoruz. Evet. Abdullah Toprak, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kırmadın ederim. Kırmadın beni. Yok rica ederim. Çok keyifliydi. Çok konuştum. Kesin yok kusura bakmasın. Daha az konuştuk. Bir saati daha tam doldurduk. İyi. Kendine iyi bak. Sen de hocam. Daha güzel günlerde. Ne zaman istedim bu kapağı açık ha. Çok söyle. Teşekkür ederim. TV burası, Halkın Televizyonu. Aynen öyle. Vitteli Spor çikolatamız. Hemen fındıklı beyaz çikolatalıydı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şunu da kakaolu da yönetmenime vereceğim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Kendine biraz şeker problemi çıktı ama. Sen de şekerine dikkat et. Şeker gibi çocuk ama kilo verdin. Öyle mi? Yüzden falan. Vermeye çalışıyoruz. Hocam. Evet. Çok yani elimizden bu gelir. Ne yapacağız? Evet. Onu yapacağız. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Yönetmenimiz Mehdi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkür Abdullah Öztoprak. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İlk kez bu kadar bu konuları çok konuştum. Bahane oldum. Kendine iyi bak o zaman. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.